Gümüşlük Dereköy'de 17 Şubat tarihinde tohum takası şenliği düzenlenecek. Çalmak istemiyorum. Çok kısaca şenlik hakkında bilgi vereceğim. Dereköy Doğa Sevenler Derneği ile Ekolojik Üreticiler Derneği işbirliğinde düzenlenecek olan şenlik öncesinde Bodrum Belediye Meclis Salonu'nda bilgilendirme amaçlı bir panel düzenlendi. Tiyatro gösterimiz olacak. Başka performans gösterilerimiz olacak. Resim performansı. Panele sivil toplum örgütleri temsilcileri, Dereköy Doğa Sevenler Derneği kurucu üyesi İrem Merdun, Mavi Yol Girişimi üyeleri, Tema Vakfı üyeleri ve komite görevlileri katıldı. Panelde ayrıca elektronik atıklar hakkında bilgiler verildi. E-atıkların doğada bıraktığı etkiler anlatıldı. Şimdi biz orada olacağız. Sonra saat 2 ile 3.30 arasında da zarflar değiş tokuş edilecek. 17 Şubat'ta düzenlenecek olan tohum takas şenliği öncesinde bilgiler veren Dereköy Doğa Sevenler Derneği kurucu üyesi İrem Merdun şunları söyledi. 17 Şubat pazar günü Dereköy'de bir tohum takas festivali yapacağız. Tohum takas şenliği. Bunun öncesinde bir takım etkinlikler yaptık. Botfad'ın fotoğrafçılık kulübünün mesela Food Inc. diye bir gösterisi oldu. Gıda endüstrisinin şu an bizi nasıl etkilediği ile ilgili. Bu panelde yine tohum takas şenliği kapsamında yapılıyor. Tohum ve gıda Funda Sevencan konuşacak. Tohum, toprak, iklim Haluk Ortaç Tema Vakfı'ndan konuşacak. Karaot Tohum Derneği'nden Feray Karapınar yerli tohumların önemi ve gıda ve tohum hareketiyle ilgili bilgi verecek. Ve elektronik atıklar ile ilgili, çünkü şenlikte elektronik atıkların da toplanmasını istiyoruz, bir konuşma olacak. Evet, şenlikten bahseder misiniz? Nerede, ne zaman yapılacak? Şenlik 17 Şubat, pazar günü Bodrum Dereköy'de gerçekleşecek. Dereköy Köy Meydanı'nda. Pek çok katılımcı olacak. Türkiye'nin pek çok yerinden geliyorlar. Biliyorsunuz Türkiye'de 10 tane tohum takas şenliği yapıldı. Bu 11.'si. En yakın Muğla'da yapılmıştı, bizim bölgeye en yakın. En sonuncusu da Şile'de yapıldı. Yaklaşık 1000-2000 kişilik bir katılım oluyor şenliklere ve herkes kendi bahçesinde ürettiği ya da eğer çiftçiyse elinde olan eski tohumlarıyla, yerel tohumlarıyla gelip değiş tokuş yapılıyor. Kesinlikle satış yok. Tohumlar şöyle, tohum kayıt merkezinde toplanıyor önce. Orada kontrol ediliyor. Daha sonra zarflanıyor. Üzerine üretici bilgisi, cinsi vesaire gibi şeyler yazılıp tekrar getirenlere veriliyor. Saat 2 ile 3.30 arasında da gelen tohumlar takas ediliyor. Burada amaçlanan nedir? Çok kısa bir cümleyle. Amacımız şu, 2006 yılında tohumculuk kanunu çıktı. Bu kanunda tescillenmemiş tohumların satışı yasaklandı. Dolayısıyla yerli tohumlar da sürekli homojen ürün vermediği için tescillenmiyor. Yerli tohumların satışı yasaklanmış oldu. Bu da zaten hani gitgide azalan biyoçeşitliliğin daha da azalmasına neden oluyor. Biz köylerde gezdik, köylülerle konuştuk. Birçok çeşit kaybolmuş durumda. Çeşitli salatalıklar, domatesler artık çok fazla çeşit varken bugün 1'e 2'ye düşmüş durumda. Biz bunun önüne geçip tohumları paylaşarak çoğaltmak istiyoruz. Panel sunumların ardından soru cevap yapılarak sona erdi.